Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Okuyunuz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün gelirse Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek zevceleri ve annelerimiz. Onlarla ilgili hadis-i şerifler okuyoruz değerli arkadaşlar. Faziletleriyle ilgili Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Safiye binti Huvey radıyallahu anh'ın fazileti. Safiye binti Huvey radıyallahu anh'ın fazileti ile ilgili hadis-i şerif arkadaşlar. 1143 numaralı hadis-i şerifte de Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Hafsa'nın Safiye'ye Yahudi kızı dediğini söylediler. Safiye ağlamaya başladı. Kendisi ağlamaktayken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve Safiye'ye neden ağlıyorsun diye sordu. Safiye radıyallahu anh Hafsa bana Yahudi kızı dedi diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bir peygamber kızısın, amcan da peygamberdir. Halen de sen bir peygamberin nikahlısı bulunmaktasın. Şu halde Hafsa ne hususta sana karşı üstünlük duymaktadır. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya hitaben Allah'tan kork ey Hafsa demiştir. Bir rivayette de şöyle gelmiştir. Hafsa ve Ayşe'nin biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazarında daha şerefliyiz. Çünkü biz onun hem zevceleri hem de amca kızlarıyız dediğini söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelince bunu kendisine anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedim mi ki nasıl benden hayırlı olursunuz ki zevcim Muhammed, babam Harun, amcam da Musa'dır aleyhisselam. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Tirmizi, Hasan senetle yer almakta. Buraya kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerini anlattık değerli arkadaşlar. Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa radıyallahu anh'ta bunların arasındadır. Safiye radıyallahu anh'tan başka bunların hepsi hem Kureyş'tendir hem de muhacirlerdendir. Hatice radıyallahu anh de müstesnadır. Çünkü o hicretten önce vefat etmiştir. Yukarıda görüldüğü gibi kendisi Kureyş'in muteber efradındandır. Radıyallahu anhum ecmain. Subhaneke Allahumma ve bihamdike. La ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve selamun alel mürselin. Ve selamun alel hulefâ'r raşidin. El Fatiha. Amin.